Ejderha. Would you like the lizard or the rat? Bir ejderha. Ağzından alevler gelen. An astronaut? No, but it's a Star Wars. Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Benim ismim Ebru. Bugün Cadılar Bayramı. Akşama çocuklar trick or treat dediğimiz şeker toplamaya çıkacaklar. Öncesinde şöyle bir şey düşündüm. Benden bir süredir istediğiniz bir şey vardı. Hatta YouTube kanalım falan yokken Instagram aracılığıyla istediğiniz bir şey vardı. Yaşadığım mahalleyi, Amerikan evlerini göstermemi istiyordunuz. Ben de düşündüm ki hazır evler Cadılar Bayramı için süslenmişken, etraf daha bir cıvıl cıvıl renkliyken neden bugün olmasın. Şimdi yürüyüşe çıktım. Size evleri göstereceğim. Küçük bir mahalle turu yapacağız birlikte. Umarım ses iyi geliyordur. Çünkü hava birazcık rüzgarlı. Ve ben telefonla çekim yapıyorum. Evleri göstereceğim için kamera daha garip durur, daha rahatsız edici durur gibi düşündüm. Pek rahat hissetmedim bu konuda kendimi. O yüzden telefonla çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz telefonlar artık uzvumuz haline geldiği için yadırganmıyor. Şurada şöyle bir ev. Bahçesi gördüğünüz gibi mezarlarla dolu. Salıncakta yine korkunç bir bal kabağı gibi bir şey. Aha, bakın şunu hiç görmemiştim aslında. Hemen yanımızdaki bir ev ama gelin ve damat yapmışlar. Şimdi şöyle bir ev daha var. Çok da yaklaştıramıyorum ama orada da yine örümcekler. Ağaçların arasında bir de bu şeyler var. Bunları da seviyorum ben aslında. Caution sign. Yani olay yeri. Bantları. Böyle bir şey. İskeletler, kuru kafalar. Bütün evler süslemiyor tabii ki Cadılar Bayramı'nda evlerin önünü. Ben size genelde süslenmiş olanları gösteriyorum. Şöyle, bakın burada da bir şey var. Şöyle, bu da Defne'nin arkadaşı Ori'lerin evi. Genelde çocuklu evler süslüyorlar. Çocuklu olmayanlar, küçük çocuğu olmayanlar belki sadece bir bal kabağı falan koyuyorlar, o kadar. Şu evin önündeki baykuş Cadılar Bayramı için değil, evin kendi baykuşu, o her zaman orada var. Bir de evleri bana soruyorsunuz, gerçekten öyle güzeller mi diye. Evet, gerçekten Amerika'daki evler oldukça güzel, çok yaratıcı. Dışları kadar içleri de güzel, yani mimarisi çok güzel. Ben şimdiye kadar hiç birbirinin aynısı veya benzeri bile olan, iç mimarisi olan bir ev görmedim diyebilirim. Gerçekten çok da fazla ev gördüm diyebilirim ama hepsi birbirinden gerçekten çok farklı. Bu konuda gerçekten yaratıcılar. Bu arada bu helikopter ve uçak seslerini bolca duyuyorsunuzdur, duyacaksınızdır, onu açıklayayım. Maalesef mahallemizle ilgili tek ve en kötü özellik bu. Fazlaca uçak ve helikopter geçiyor. Sebebi de Beyaz Saray'a ve Pentagon'a ve başka resmi yerlere yakın olması. Bundan dolayı özel helikopterler geçiyor. Uçaklar kalkıyor ve birazcık yakın mesafeli, alçak mesafeli uçuyorlar. Biz alıştık ama bazen telefonda falan konuşurken dikkatini çekenler oluyor arkadaşlardan. Güneşten parlıyor biraz ama bu da çok güzel bir şey. Böyle bir hayalet tarzı falan bir şey. Ve ağaçta da bizimkine benzer bir cadı var. Amerika'da mahalleler aslında birbirine tarz olarak benzeyen evlerden oluşur ama Cabin Jam, bu yaşadığımız yer biraz farklı bir yer. Çok eski bir yerleşim yeri ve evler kimileri yeni, kimileri çok eski evler var, kimileri çok daha küçük, kimileri çok büyük evler falan var. Biraz farklı bir yer. Komşuluk ilişkilerinin de sıcak olduğu bir mahalle burası. Genelde insanlar birbirini tanır. Merhabalaşmaktan öte birkaç çift laf da ederler yolda görüştüğümüzde. Şimdi ben yürürken de birkaç kişi denk geldi. Tabii ki o sıralarda video kestim ama birbirlerinin evine çocuklar gider gelir filan. Güzel bir yer, gerçekten seviyoruz. Dediğim gibi şu helikopter sesleri dışında harika her şey. Şunu çok sevmiştim ben, geçenlerde gördüm. Bunu yere koymak yerine ağacın içine koymuşlar. Gerçekten çok güzel görünüyor. Gece de gördüm ben bunu.
Yani daha hoş görünüyor geceleyin, çok daha hoş görünüyor. Işıklar falan, gözlerindeki ışıklar parlıyor. Bir yıl biz de böyle hayaletler yapmıştık kendimiz. Biraz daha minikti ve içeriye asmıştık. Süslerinden dolayı benim favori evim bu diyebilirim. Şu şeyleri görmemiştim. Mezarlığı görmemiştim gerçi. Ama şunlar inanılmaz güzel duruyor. Gerçekten çok güzel duruyor. Geceleyin de güzel, gündüz de güzel. Ama tabii bu süsü yapabilmek için böyle büyük bir ağaç ve dalları yayılmış büyük bir ağaç olması lazım. Burada da yine örümcek ağları, kapıda süs. Orada bir hayalet var, görünüyor mu emin değilim ama. Bu arada hava bayağı ısındı. Şu an bildiğin sıcak. Ve şu mont inanılmaz basıyor. Of. Yine bir bahçede mezarlık ve sallanan hayaletler. Burası da. Aa, bakın şu çok güzel. Bir ejderha. Ağzından alevler gelen. Güzel gerçekten, bayağı havalı. Ufaktan eve gidiyorum. Alanı biraz küçük tuttum. Çok fazla da yürümedim. Eve gideceğim, yemek yapacağım. Defne beni bekliyordur. Şu cadde direkt beni eve götürür. Cadde dediğimde bakın göstereyim. Şöyle küçük bir yol. Bir sincap karşıdan karşıya geçti biraz önce. Son olarak karşı komşumuzun evinin önünü de gösterip akşam için hazırlıklara başlayalım dermişim. Tabii ki hazırlık falan yapmayacağız. Çok tatlış bir kostümüm var benim de. Böyle hey heyleri üstünde bir kedi. Korkunç. İşte böyle arkadaşlar, mahalle turumuz bu kadardı. Videonun ikinci kısmına, Halloween partisine, şeker toplamaya hazır mısınız? Ben şimdi gideyim, elimi yüzümü dinlendirip makyajımı yapmaya başlayayım dermişim. Tabii ki değil. Çok minnoş, dünyanın en tatlı, en minnoş kıyafetini, kostümünü giydim. Defne'nin arkadaşı Mila geldi bize de. Bütün öğleden sonra oynadılar, iyi oldu, eğlendiler. Kostümünü de getirmiş, birlikte giyineceklerdi. Bakalım ne yaptılar, şimdi bakayım. Mila'yı evine bırakacağız ve onların evinin tam karşısında başka bir komşularımız küçük bir garden party gibi bir şey yapıyorlarmış şeker toplama başlamadan önce. Onlara da böyle kısacık bir uğrayıp merhaba diyeceğiz. Here they are! Oh gosh! One is vampire. One's panda. Ben de bir ayı oldum. Tontiş bir ayı. Şimdi komşunun bahçesindeki partiye gidiyoruz. 4 ile 5 arasıymış. Hem oynamaya gelen Mila'yı evine bırakacağız. Hem de orada birazcık takılıp geri geleceğiz. Trick or treat, yani şeker toplama, ondan biraz daha sonra başlayacak herhalde. Birazcık daha akşamüstü. Hatta karanlıkta daha zevkli oluyor aslında ama ben biraz daha erken başlatacağım ki görüntü alabileyim sizin için. Şöyle görünmüyor üstü ama şurada bir ayı yüzü var aslında. Şöyle göstereyim. Defne bazen çok sıkılıyor ve birlikte oynayalım. Bir oyun bitiyor, öbürüne geçiyoruz filan. Dedim arkadaşını çağırayım, birbirinizi eğleyin. Mila da tek çocuk zaten ve genelde plana uyuyor. Ne zaman çağırsak sevinerek geliyor. Öyle oynadılar. Selam kovboy. Sütlü kovboy. Sütlü kovboy ne? Cow kovboy. Ha evet. Yıllardır bu şapka her derdimize yetişiyor değil mi? Aynen. Allah'ım, 2 dakikada çocukları kaybettik gelirken. Mila'ların evine gittiler sanıyorduk. Meğer hemen karşılarındaki partinin olduğu eve gitmişler ama nasıl korktum nasıl. Kendi çocuğumu kaybetmek zaten en büyük fobimdir. Bir de ekstra başka birisinin çocuğu daha. Şöyle bir parti. Orada çekim yapmayacağım. Sadece göstereyim. Biz de çok fazla kalmayacağız. Gideceğiz zaten eve, döneceğiz. İnsanlar yeni gelmeye başlıyor herhalde daha. Rumi, yes. Önceki yıllarda çocuklar evlerin kapılarını çalar, öyle şeker toplarlardı veya zaten kapılar açık olurdu. İçeriden birisi çıkar, işte büyük bir şeyde kapta şekerleri sunar, çocuklar alır, öyle giderlerdi falan. Ama bu Covid'den sonra birazcık kural değişti. Şöyle bir şey oluyor, göstereyim. İnsanlar evlerinin önüne masa koyup üstüne de çantalarla şekerleri koyuyorlar. Biz de kendi şekerlerimizi hazırlayalım eve gidip. Mustafa biraz daha erken gitti. Belki o hazırlamıştır. Bilmiyorum, bir bakmak lazım. Bakın, bu evde evin önüne koymuş şekerleri çocukların alması için. Başına da bir cadı koymuşlar.
bu masayı kendisi hazırladı. Evet. Evet. Some people just picked. Öyle mi? Evet, gelenler oldu çoktan. Hı-hı. Çok güzel yapmışsın Defne. Eline sağlık. Yeah, çok iyi değil. Bence süper. Yo, mix-up güzel bence. Çok harika duruyor. Happy Halloween! Happy Halloween! Go help yourself. What's that? You can come 2 hours. We will. Yeah. We won't miss you. Probably you will be the first house we will visit. You guys look so cool. Thank you. Where's Jakub? Jakub is upstairs. Hey, oh, look at them! Damn, they're so funny. Yeah, why are you putting it on the table? Please take 2. Ah, take 2. Okay, then you can take 2. Defne, ağzında şekerle koşma. Okay, hatta koşma. Just one, guys. İşte bizim bayramda küçükken topladığımız şeker gibi. O zaman da ne çok heyecanlanırdık, ne çok sevinirdik. Geçen yıl küçük çantalara koymuşlardı şekerleri. Bu yıl genelde böyle tek tek yaymışlar. Herkes bir tane, iki tane alıyor. Sanırım üşenmişler. Gerçekten o tek tek çantalara paketlemek biraz zordu. Defne ile Mustafa birlikte yaptılar bu işi. 3 tane mi aldın? Oh, okay. Cesaretin varsa 3 tane al diyor. Ama çocukların cesareti var tabii ki, 3 tane alıyor hepsi. Thank you. Thank you. Mama bear. Love yours too. Happy Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. You look so good. Oh my gosh. Çok iyisiniz. Uh-huh. Hadi bakalım, görüşürüz. No. No. Süper görünüyorsun. Harikasın. Hadi bakalım. Have fun. Biz de birazcık evin önünde zaman harcıyoruz ki aslında biraz daha kararınca gezmek daha keyifli. O yüzden bütün evleri şimdiden tüketmeyelim istiyoruz. Bir zombi. Bir yanımda bir çalılık olmuş. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Burada şekerler bitmiş bile herhalde. Happy Halloween! Oh my gosh, even the mailbox! That's so cool! Hello! You're getting so big! Time flies! Help yourself! Great idea! Yeah! I think it's gonna get colder. Yeah, I know. Definitely, there's another house too! Are you gonna have some of my stew? I'm sorry, oh, look at this! Lizard or rat stew. Those are my 2 only options. I'm so sorry. I couldn't get all my ingredients this year. I normally do. So would you like the lizard or the rat? Rat. Okay. There we go. Right there. There you go. Oh my gosh, you guys are awesome. Thank you so much. Happy Halloween! Oh, he's following you, Daphne! Run, run! Happy Halloween!
küçükken şeker toplar mıydın bayramda? Para toplamaya giderdik. Para, ha, bize para veren olmazdı. Şeker toplardık biz. İyi şeker verirlerse şanslıydık. O tarafa gitmeyelim biz. Evet, ben torba alıp geleyim. Tamam, hadi görüşürüz. Çabuk gel. Say thank you. Happy Halloween. Happy Halloween. Look at you, you're back and you look awesome. An astronaut? No, but it's a Star Wars. Oh my gosh, I'm just saying. No, it's a Star Wars. Same thing, right? But yeah, I am cold. You are cold? Yeah, you look great too. I am a bear. Yeah, I know, so cute. But you know what? I'm going in to bring something under. I'm coming out. Yeah, better. Okay. Yeah. See you later. Nice to see you again. Hi. Oh my gosh, that's so cool. Thank you. I couldn't recognize you. Birileri de pizza koymuş kapıların önüne. Yolda acıkan çocukların alması için. Ne kadar ince bir davranış. Ve burada da büyükler için şarap, içecek bir şeyler. Ve tabii ki şekerler. Happy Halloween. Hi Sesem, happy Halloween. I'm fine, how about yourself? Cool. İleriden kalabalık bir çocuk grubu geliyor. Biz de böyle devam edeceğiz daha bir süre. Umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir videomu. Eğer öyleyse ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinize sevgiler, hoşça kalın. Sonraki vloglarda görüşmek üzere.